Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. An itibariyle canlı yayınımızda altın bilet ödüllü bir belediye binası 14 turnuvası düzenliyoruz arkadaşlar. 16 katılımcımızdan 8'i ilk turda elendi. Geriye kalan 8 kişinin karşılıklı saldırılarını finale kadar izleyeceğiz. Ve sona kalan kişiye 55 TL'lik Google Play kod hediye etmiş olacağız. Çeyrek finalin ilk eşleşmesinde Samet Yasin Dalkılıç'a karşı mücadele gösterecek ve Blizzard ejderha bincisi saldırısı izleyeceğiz. Hatta ejder bincilerimiz var, cehennem ejderimiz var, ejderlerimiz var. Blizzard Skybreed diyebiliriz biz buna. Hadi bakalım, bol şans. Evet, Zeppelin belediye binasını aldı. Sonrasında şampiyonu direkt kartal topuna doğru gönderiyor. Nokta hasarı veren savunma yok, gayet mantıklı. Şampiyon bedavadan alacak gibi kelle avcısını da indirdi, gayet güzel. Okçu kulesi krala doğru da o ana orduyu gönderiyoruz. Pekala. Koruyucu havada, kartal topu inecek. Tek hoşuma gitmeyen şey kralın şampiyona kilitlenecek olması, ama bir adet kelle avcısı geldi. O kralın icabına bakacaktır. Güzel gözüküyor. Klan karesinden zıpır minyonlar çıktı. Bir adet zehir büyüsünü kafalarına patlattık. Koruyucunun özelliğini kullandık. Rakip kraliçe tehdit unsuru oluşturmaya devam ediyor. Kelle avcısının zamanlaması birazcık kötü oldu. O yüzden şampiyonumuzu maalesef öldürdü. İki tane ejderha görünmezlik büyüsüyle beraber kraliçeyi indirmeye çalışacak. Başarılı buluyorum. Kralın özelliği duruyor abi. Bir tane de görünmezlik büyümüz var. Görünmezlik büyüsünü duruma göre ejderha binicilerinde de kullanabilir. Kraliçede de kullanılabilir. Görelim bakalım. Evet, bir adet de dondurmamız var. Tehdit unsuru oluşturabilecek çoklu cehennem kulesi, kraliyet şampiyonu, hava savunması ve kaya saçar gibi 4 tane ağır savunma kaldı arkadaşlar köyde. Bu yüzden 3 yıldızın geleceğini açıkçası pek düşünemiyorum. Evet, kraliyet şampiyonunu koruyucu hedef aldı ama sonrasında hedef değiştirdi. Kraliçe hakkın rahmetine kavuştu. Koruyucu bu saatten sonra çareler çaresiz diyor. Ve %87, %87 2 yıldızla sanıyorum savaş sonuçlanacak arkadaşlar. Yüzde gerçekten önemli, o yüzden saldırının sonuna kadar ilerletmesini tavsiye ederim. Evet, %86 okçu atölyeyi indirecek. Hatta 43 saniye süremiz var abi. Büyü fabrikasını da indirip %88 2 yıldıza yükseleceğini düşünüyorum. O esnada gelin kendi reklamımızı yapalım. Evet. Videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin hemşerim. İzlemeye yeni başlayanlara günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalımıza abone olmayı tavsiye edebiliriz. Ayrıca açıklamalar kısmında en tepede canlı yayın yaptığımız platformun linkini bulacaksınız. Günlük düzenli olarak canlı yayınlar yapıyoruz. Oradan beni takip ederseniz yayınlara katılabilirsiniz. Turnuvalar sürekli oluyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Her hafta bir altın bilet ödüllü turnuva yapıyoruz. Önümüzdeki turnuva muhtemelen belediye binası 13 seviyesinde olacak diyoruz ve sanırım bağlantısı koptu vatandaşın ya. Saldırıyı galiba asansörden gerçekleştiriyor. Abi %88 2 yıldız olacak, aynen, saldırı bitmiş bile. Bakalım Yasin Dalkılıç'ın buna cevabı nasıl olacak? Pekala efendim. Yasin Dalkılıç'ın yarı finale yükselmesi için yapması gereken tek şey %89 2 yıldızı garantiye almak olacak. Oldukça güzel bir düzen görüyorum. Blizzard usulü bir... abi Zeppelin D bomba, evet, büyü, klon, sinsi okçular var abi, süper okçular var klan kademizde, gayet güzel. Yalnız o tazlıya gerek var mıydı, yoksa şu hava savunmasında dikkat mi etmedi, onu tam çözemedim. Belediye binasına mı ilerlemeye çalışıyordu, yoksa yapmaya çalıştığı şey tam olarak bundan mı ibaretti, onu birazdan göreceğiz. Hiç önemli değil, süper okçular hayatta. 5 tanesi birden köydeki merkezdeki çoklu cehennem kulesine varana kadar pek çok savunmayı temizlediler abi. Yalnız unutmayın, bütün büyülerini Blizzard için kullanıyor abi. Klan kalesinden 2 tane roket balon ve zıpır minyonlar çıktı. Hirolarla onları indirmek hiç de kolay olmayacak. Hadi bakalım. Evet, süper balonların hız büyüsü efekti geçti. Zıpır minyonlar için uzak menzilli atış devam ediyor. Buz golemi patladı. Kral kraliçe ile belediye binasını indirmeye çalışacak. Tekli krala kilitlendi hemşerim. Bir dondurma büyüsü iyi giderdi ama işte dondurma büyümüz yok abi maalesef. Benim anlamadığım, gerçekten Zeppelin'i oraya mı indirmek istiyordu abi? Çünkü kraliçe belediye binasını alamayacak burada. Orası aşikar. Sanıyorum şuradaki hava savunmasına dikkat etmedi ya. Yasin Bey. Şampiyonu da gönderiyoruz abi. Şampiyon oradan. Belediye binası uyandı. Görünmezliğimiz yok. Binayı alırsa iyi abi.
Ah, binayı alamayacak be. Yapma ya. Bina kaldı abi. Evet, %34'lük bir yıkım yüzdesine ulaştı. Direkt belediye binasına doğru ana saldırıya başlamak zorunda. Koruyucunun özelliğini de güzel bir şekilde zamanlaması lazım. Zehirden ne kadar uzakta kalsa o kadar iyi olacak. Evet, koruyucunun özelliğini kullanıyoruz. %89 ihtiyacı var abi. Ne diyorsunuz? Yeter mi? Evet, 6-7 tane ejderha bincisi var. Hakikaten iyi iş yapacaklar ama kraliçe onları öldürecek tabii ki de. Kelle avcısı. Kelle avcısı. Heh, kelle avcıları geldi. İki tane görüyorum kraliçenin üzerinde. Çalışmaya başladılar. Kraliçe ölür mü? Kraliçe öldü hemşerim. Kaya Saçar da inecektir. Üst tarafta bayağı bir yüzde şansı var. Şu okçu kulesi de indikten sonra minyonlarla bayağı bir yüzde toparlayacak. Yani maalesef. 3 yıldız gelmeyecek ama %89'a ulaşacak mı ondan da emin değilim. Bekleyip göreceğiz. Sadece savunma babında şu alt taraftaki bölme kaldı abi. Kartal topu, çoklu kule, hava savunması, birkaç tane de gizli Tesla. Üst tarafta minyonlar temizlik yapacak. Eğer kartal topu minyonları hedef almazsa ama olmayacak abi ya. %89'a ulaşamayacak muhtemelen. Tazıyı içeriye girecek diye bekliyordu. Tam şu iksir deposunun olduğu yerde zeplini patlatmayı hedefliyordu. Benim gördüğüm o. Sanırım gözünden kaçtı şuradaki hava savunması. Yapma be. Yapma be. Evet, bir üst tura yükselen isim Samet olmuş oluyor arkadaşlar. %72 yıldızla Yasin Bey'e de turnuvaya katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Diyelim ve ikinci eşleşmeye geçelim. Pekala efendim. Çeyrek finalin ikinci eşleşmesi Barbaros ile Mehmet arasında gerçekleşecek ve ilk saldırıyı Barbaros yapacak. Evet, 7 tane ejderimiz, 4 tane ejderha binicimiz var. Klasik bir hava saldırısı izleyeceğiz. Geleneksel öfke, dondurma ve zehir büyüleriyle birlikte. Evet, Kral Kraliçe'yi saat 12 köşesinden ne tarafa doğru göndereceğiz? Kaya Saçar'a mı gitmesini istiyor yoksa sadece koridor temizliği mi yapmaya çalışıyor? Yani şu etapta hero'lar koridor temizliğinin ötesine geçemeyecek gibime geliyor. Kral özelliğini kullanacak, aşağı doğru ilerlemeye devam edecek. Bir tane ejderle de saat 3 köşesinden ufak bir koridor temizliği yapıp geriye kalan orduyu Çoklu Cehennem Kulesi'ne doğru spamladık. Peki sonra? Belediye binası bayağı bir uzakta abi. Buradan zeplin kullanmak çok riskli olacaktı. Bence mantıklı olanı yaptı. Her iki hava patlayıcısı da üst tarafa bakıyor. Zeplini kısa yoldan binaya gönderebilir. Ama keşke bir tane balon tutsaydı elinde diyorum. Çünkü kasırganın bu noktada olma ihtimali yüksek. Hava patlatıcılarının ikisi de yukarı doğru bakıyor çünkü. Evet, ordu merkezde güçlü bir şekilde ilerliyor. Bir tane daha öfke büyüsü kullanıyoruz. Abi 4 tane dondurmamız daha var. Lütfen bu dondurmaları kullan. Tekli şampiyonu indirdi. Kelle avcısı da yok. Abi ben bir şey anlamıyorum arkadaşlar. Söyleyeceğim ya. Kızmayın bana ne olur. Hava saldırılarında özellikle ejderha binicileriniz varken hangi cesaretle kelle avcısı almıyorsunuz ya? Evet, tam tahmin ettiğim şey oldu. Klan Kalesi'nin üstünde kasırga çıktı abi. Dört ayağının üstüne düşüyor Barbaros. Ejderha binicisinin ölüm hasarıyla belediye binasını indirmeyi başarıyor. Bak, bir tane dondurmayı kraliçeye atacağına iki tane kelle avcısı göndersen kralı da alırsın, kraliçeyi de alırsın. Evet, bu saatten sonra ejderler yağmurda düşen damlalar gibi patır patır dökülmeye başlayacaklar arkadaşlar. %79, bakalım yüzde kaç olacak. Kara iksir deposu inecektir. Şampiyon al işte abi. Ejderleri de çok sıkıntı çıkartıyor. Bak şu şampiyonu görüyor musun? Şampiyon, kraliçe. İki tane kelle avcısı ya. Sil hemşerim, iki tane balon sil, bir şey olmaz ya. %82 yıldız. Bakalım Mehmet Bey'in bu saldırıya karşılığı nasıl olacak? Evet arkadaşlar, %80'di eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakalım, aynen. Barbaros'un almış olduğu yüzde. Mehmet'in bir üst tura yükselebilmesi için yapması gereken tek şey %81 2 yıldız almak olacak ve 5 tane şifacı, 15 tane roket balon. İşte görmek istediğimiz saldırılar arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşlü bir roket balon saldırısı yapacak. Genelde bu stratejide ben tomruk fırlatıcı tercih ediyorum. Genel anlamda camiaya baktığınızda onlar da tomruk fırlatıcı kullanıyor ama Mehmet Bey bu sefer öyle sanıyorum ki zeplin kullanmaya karar vermiş. İzleyelim bakalım. Evet, kraliçeyi direkt kartal topunun olduğu bölmeye doğru gönderiyoruz. Kelle avcımız var. İki tane rakip kralı kolaylıkla alt edeceğiz. Bak, kelle avcısının yaptığı işi görüyor musun abi? Öfke yok, dondurma yok. Bir tane kelle avcısı. Barbar kralın işi bitti. Yani diğer savunmalar da olduğu için öfke kullanmak zorundaydı ama yine de rahatlıkla
Kral'ı alt etmeyi başarıyoruz. Gayet güzel. Evet, roket balonlarla kraliçenin önünü açmaya çalışıyor. Temizlik yapıyor. Evet, Zeppelin'den çıkıp tomruk fırlatıcısına döndü arkadaşlar. Mantıklı olanı yaptı. Ben olsam aynısını yapardım. Kral sol tarafta güzel bir temizlik ile beraber çoklu cehennem kulesini alacak. Abi saldırı çok güzel gözüküyor. Uzun zamandır efsanelikte denemek istediğim bir saldırı stratejisini şu anda Mehmet Bey'den izliyorsunuz arkadaşlar. Evet, gayet güzel. Tomruk fırlatıcı, kraliçe, çoklu cehennem kulesi indi. Kral hala daha özelliğini koruyor. Yetmezmiş gibi peşine de şampiyonu takıyoruz. Klan karesinden 3 tane zıpır minyon çıktı. Kraliçeye değil krala kilitlendiler. Bu bir bakıma iyi oldu aslında. Çünkü kraliçe burada birazdan zehrin etkisiyle de bayağı bir canı azalacak. Kral klan kalesinde tanklıyor. Abi çok güzel gözüküyor. 8 tane daha roket balonumuz var. Bu saatten sonra kenardaki savunmaları patır patır indirmeye başlayacak. 2 tane havana. Şampiyon hava savunmasını alacak. Geri kalanları da çoklu cehennem kulesi ve hava savunması için kullanacaktır diye tahmin ediyorum. Abi inanılmaz bir şey oldu. Çok büyük bir talihsizlik oldu. Kraliçe zehrin etkisiyle canı yarıdan aza indi. 2 tane dev bombayla hakkın rahmetine kavuştu abi. Çok büyük talihsizlik ya. Çok samimi söylüyorum. Çok üzüldüm ben buna. Şampiyonumuzun hala daha özelliği var. 2 tane roket balonla hava savunmasını ayıklıyoruz. Yeterli olur mu abi? XY'ları varsa olmaz. Saldırı yaptınız abi değil mi? Saldırının sonuna hero'larınız kaldıysa, eğer ki XY'ları yoksa köyde köy işleniyor. Ama XY'ları varsa isabet puanları çok yüksek olduğu için kolay kolay köyler üçlenmiyor arkadaşlar. Yapması gereken tek şey %81 2 yıldızı almaktı. Onun da üzerine geçti %90'lara varan bir yıkım yüzdesiyle yarı finale yükselen isim Mehmet olmuş olacak arkadaşlar. İnanın bana çok güzel bir saldırıydı. Yani 2 tane de bombayı kraliçeyi kaybetmeseydi hak vereceksiniz ki çok güzel bir 3 yıldız izlemiş olacaktık. Ayrıca köyde tam anlamıyla maxtı abi. Ellerine sağlık Mehmetçim. Hak ettiğini düşünüyorum diyelim ve 3. eşleşme için hazırlıklara başlayalım. Çeyrek finalin 3. eşleşmesinde Megatron ile Ertuğrul Gazi birbirlerine karşı mücadele verecekler. İlk saldırıyı Megatron gerçekleştirecek. 6 tane süper büyücümüz, 4 tane Pekka'mız, 1 tane buz golemimiz var. Pekka Smash saldırısı izleyeceğiz abi. Evet, 1 adet bebek ejder sol taraftan. Koruyucu yürüyüşüne ise saat 12 köşesinden başlıyoruz. Öyle sanıyorum ki öncelikle hedefe hava savunmasını indirip çoklu cehennem kulesine doğru ana orduyu salması olacak ki çok mantıklı. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Kralı da şuradaki hava savunmasına doğru gönderirse şifacılar sonsuza kadar hayatta kalır diye düşünüyorum. Abi hava savunmasının inmesini beklemedi. Bu hoşuma gitmedi. Neden? Şifacıları çünkü birazdan indirmeye başlayacak. Bu orduda şifacıların çok büyük katkısı var. Bak, birinci şifacıyı kaybettik sayılır. Girişe doğru bir adet öfke büyüsü patlatıyoruz. Kraliçeyi göndermeyi unutma benim yaptığım gibi. Kraliçeyi gönderdi mi? Kraliçeyi göndermiş, şampiyon da göndermiş. Tamam. Evet, hava savunması korktuğum kadar şifacıların başına çöreklenmedi arkadaşlar. Atlatma büyülerini çok özgüvenli bir şekilde, cüretkar bir şekilde Zeppelin'i belediye binasına gönderiyor. Başarılı abi. Atlatmayı köyün iki tarafına doğru gönderiyor. Bu sayede hem çoklu cehennem kulesine hem de kaya saçara ulaşım sağlıyor abi. Çok güzel gözüküyor. Ama sol taraftaki atlatmayı çoğu asker almadı. Sadece bir tane Pekka'mız kalmış ve süper büyücüleri de kaybettik. Ama kraliçenin özelliği duruyor. Dur bakalım, iki tane dondurmamız, bir tane zehirimiz var. Çoklu cehennem ve X-ray'ini donduruyoruz. Süper minyonun kafasına bir adet zehir büyüsü. Maalesef şampiyonumuzu kaybetmişiz abi. Kraliçe ve özelliği bu saatten sonra tek başına maalesef yeterli olamayacak. O iki atlatma bence birazcık tartışmalıydı ya. O iki atlatmanın konumunu beğenmedim abi. Orduyu resmen iki ayrı yere dağıtmış oluyorsun. Bizim normalde amacımız tek elden ilerlemelidir. Yani bir öfke büyüsü kullandığında daha fazla sayıda asker verim alsın diye. Hani bu iki atlatma ordunun saldırı gücünü bence birazcık düşürdü. Evet. Ben olsam ne yapardım? İlk atlatmayı şurada kullanırdım. İkinci atlatmayı da şurada kullanırdım. Yani. Evet. %66. Yüzde de birazcık düşük olacak. Ellerine sağlık Megatroncum. 40 saniye daha süremiz var. İskeletler büyücüleri öldürecek mi? İskeletler büyücüyü öldürdü abi. %68 minyon. Muhtemelen %69 alacak. Sonra da büyücü kulesine patlayacaktır diye düşünüyorum. Bir bakalım.
Evet, minyon kardeşler. Büyücü kulesi hala daha menzilde değil abi. Evet, yüzde önemli. Bekleyeceğiz sabırla. Büyücü kulesi hala daha minyonu görmüyor. Şanslı minyonlar ya. Hadi yine iyisin hemşerim. Ve bak. Ne atıyor abi? Şunun attığı şeyi de her zaman çok merak etmişimdir. Hiçbir zaman anlayamamışımdır. Ne atıyor bu? Zeytin çekirdeği gibi bir şey atıyor. Ne olduğunu daha çözebilmiş değilim. %72 yıldızla saldırı sonuçlanır. Bakalım Ertuğrul Gazi bunun karşılığını nasıl verecek? Pekala efendim. Şimdi sıra Ertuğrul Gazi'de. Yüzde kaç almıştı? Hemen bir kontrol edelim. %71. Yani yarı finale yükselmek için elinde oldukça sağlam bir şans var arkadaşlar. %72 iki yıldız almak ne kadar zor olabilir, öyle değil mi? Evet, Blizzard usulü bir ne saldırısı yapacağız? Tazı balon saldırısı yapacağız. İki tane tazımız var. 25 tane balonumuz var. Belediye binası indi. Süper büyücüler hayatta. Abi şu çoklu kuleyi de alırsak çok tatlı olacak ama süper büyücüler o bölgeye ilerlemiyorlar. En azından X yayını alabilir miyiz? X yayını görünmez yaptık ama şampiyon indi abi. Şampiyonun inmesi de en az bir çoklu cehennem kulesi indirmek kadar kıymetlidir diye düşünüyorum. Evet. Tecrübeli profesyonel bir oyuncu olduğu belli. Tazıyı bir adet okçuyla kenara çekiyor. Kraliçeyle onu rahatlıkla temizleyecek. Zehir büyüsünün marifetiyle beraber. Sonra kralın yardımıyla beraber duvar kırıcıyı şu noktada kullanıp kaya saçarı çokluyu X yayını almaya çalışacaktır. Aynen öyle. Oyuncu profilini belli etti arkadaşlar. Kralın önüne bir adet buz golemi gönderiyoruz. Süper duvar kırıcıyı orada mı kullandım? Mantıklı. Mantıklı. Kraliçe biraz daha erken içeriye girer. Alt taraftaki çoklu cehennem kulesine de kraliyet şampiyonumuzu gönderiyoruz abi. Bir şey söyleyeyim mi size? Üçlendi bile. Ben size söyleyeyim. Bu köy üçlendi. Siz şunu daha henüz görmüyorsunuz yani. Bina indi. Kaya saçarlar indi. Çoklu cehennem kuleleri indi. Hero'lar hala daha hayatta. Rakip kraliçe indi. Kraliyet şampiyonu indi. Okçu kulesiymiş. Topmuş. Büyücü kulesiymiş. Balonları durduramazlar abi. Şu anda en büyük tehdit merkezdeki çoklu cehennem kulesi ve kartal topu. Ki akıllılık yapıp tazı balonu kartal topuna yakın taraftan başladı. Hız büyüsünün yardımıyla beraber kartal topu balonları öldüremedi. Koruyucunun özelliğine bas hemşerim. Abi sanki ben yapıyorum saldırıyı ya. Vallahi saldırıyı sanki ben yapıyorum. Tertemiz ilerletiyor. Kraliçe özelliğini kullandı. Hala daha patlamamış bir tazımız var. İki tane hız, iki tane dondurma. Bir adet bebek ejder, bir dakikanın üzerinde bir süre, çatır çutur değil de nedir hemşerim? Evet, güzel bir saldırıydı. Düzen de idealdi açıkçası, sıkı fıkı bir düzende. Zeplin de başarılıydı, tuzaklarda da yakalanmadı. Bak, D-bomba falan bile çıkmadı bu noktada. Yani, ellerine sağlık. Bir üst tura yükselen isim Ertuğrul Gazi olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin çeyrek finalin final eşleşmesine geçelim. Pekala efendim. Çeyrek finalin final eşleşmesi. Berat ile Sever Redia arasında gerçekleşecek. İlk saldırıyı Berat'tan izleyeceğiz. Bir Blizzard Lado saldırısı olacak. Hadi bakalım bol şans. Evet, tazı Zeplin ne tarafa doğru gidecek? Sanırım kraliçeyi kaya saçı ilk şeyin üstünde patlatacak. Ki başarılı da olacak gibi abi. Gördüğüm şey çok hoşuma gidiyor. Patlatıcı, kaya saçar, kraliçe, hava savunması. Belki bir ihtimal sektirme hasarıyla kartal topu. Muhteşem bir değer. Duvar kırıcı kullanmasaydı bence bin kat iyiydi abi. Bir tane kaldı kraliçe. Abi kraliçe inmedi. Çok kötü oldu bu ya. Sıfır değer değil. Ziyan oldu diyemem ama rakip kraliçenin hayatta kalması çok 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 önemli bir durum. Kesinlikle. Ya indirseydi onun rahatlığını yaşayacaktı ya. Balonlara ayrı sıkıntı, hero'lara ayrı sıkıntı çıkartacak şimdi. Evet, bir bakalım. Kral, kraliçe ve buz golemiyle beraber öyle sanıyorum ki şu çoklu cehennem kulesini ilerlemeye çalışacak. İki tane süper duvar kırıcımız var. İkincisi şu noktada çalışır mı? Çalışmaz. Muhtemelen şuraya gider. İkinci süper duvar kırıcı. Ve kraliçe şuradaki çoklu kuleye ulaşamıyor abi. Duvar kırıcı yüzünden çoklu kule inmedi abi. Bu çok kötü oldu ya. Çoklu cehennem kulesini indiremezse hakikaten başı belada. Şampiyonu da hero'larla beraber devreye sokuyoruz. Kelle avcılarım dondur hemşerim. Dondur dondur. Dondur acıma dondur. Çok fazla hasar vurdular. Hem krala hem şampiyona kelle avcıları çok fazla hasar vurdular arkadaşlar. Hatta şampiyonumuzu kaybettik. Bu turnuvada bir kere daha böyle oldu. Kelle avcıların sanki birazcık görmezden mi geliyoruz? Önemsemiyor muyuz abi? Çok vuruyorlar ya. Ya dondurma ya zehir, kesinlikle bir şey atmamız lazım. Cehennem kulesi inmedi. Çok acayip gözüküyor abi.
Zorlu bir Lalo saldırısı olacak ve belediye binası da hala da uyanmış dahi değil. %50'ye varana kadar belediye binası da uyanmayacak. İnşallah tek yıldızda kalmaz. Hakikaten zorlu bir savaş olacak. Çoklu Kule'yi ve Büyücü Kulesi'ni donduruyoruz. Abi patlatıcı, bina, çoklu, kaya saçar. Balonları ilerliyoruz. Binayı indireceğiz ama ne kadar daha hayatta tutabiliriz onları emin değilim. Bir tane kelle avcımız var. Bir tanesi kraliçeye ulaştı ama dev bombaya hakkın rahmetine kavuşuyor. Abi zeplinden istediğini alamadı. Üstüne bir de kasırgaya yakalandı maalesef. Kırır kardeş, neden Blizzard Lalo saldırıları yapmıyorsun? Diyen izleyicilerimize hafiften de bir cevap vermiş olayım. Abi hakikaten çok uzmanlık istiyor. Yani ufacık bir hata bence çok büyük şeye mal oluyor. Ayrıca yapıcı bir eleştiride bulunmak istiyorum. Berat'cığım, muhtemelen sürekli bu orduyu kullanıyorsun. Klasikleşmiş süper büyücü ve duvar kırıcılar alıyorsun. Abi burada duvar kırıcıları kullanman seni bitirdi bence. Haksız mıyım arkadaşlar? Yani bu düzende en azından duvar kırıcı kullanmasaydın zeplinin içerisinde çoklu kuleyi rahatlıkla indireceğine inanıyorum. Aynı şekilde rakip kraliçeyi de rahatlıkla indirirdim. Bakın başka da bir şey kalmadı. Belki de üçlenecekti. Hatta kesinlikle üçlenecekti diye düşünüyorum ben. O yüzden böyle klasikleşmiş şeylerden kurtulmak lazım. Düzene göre strateji yapmak lazım. Her zaman buna inandım. Her zaman bunu destekleyeceğim diyelim. Ve sıradaki saldırıya geçelim. Pekala efendim, çeyrek finalin final eşleşmesinin ikinci saldırısı Sever Radya'dan Berat'a karşı gerçekleştirecek. Yapması gereken şey %85 2 yıldızı almak olacak. Bu sayede yarı finale yükselen isim Sever Radya olabilecek. İzleyelim bakalım. Evet, kraliçe yürüyüşlü zeplinli bir hibrit saldırısı izleyeceğiz. Aa, yapma. Kraliçeyi çok aşağı taraftan bıraktı. Abi nedir bu kraliçeden çektiğimiz hava savunması şifacıları öldürecek. Kraliçe buraya girse binayı alacak. Bambaşka bir hikaye, bambaşka bir dünyaya kapılar aralanacak. Ama kraliçeyi yanlış pozisyondan gönderdiğini düşünüyorum. Yani kraliçenin de bir günahı yok hemşerim ha. Birazcık daha şöyle tam şu yakınlaştırdığım yerden bıraksaydı kraliçeyi her türlü binaya doğru ilerlerdi. Sadece iki tane şifacımız kaldı. Neyse ki akıllılık edip rakip krala kelle avcısı gönderdi abi. Üstelik kral kasırgadan etkilendi, bina inmeyecek. Zorlu bir hibrit olacak. Şampiyonu binaya gönderse mantıklı olur mu? Görünmezliğimiz yok. Bir tane öfke şampiyonu binaya gönder. Şu an kışla Pekka'yla mı binayı indirmeye çalışacak? Şu anda yapmaya çalıştığı şey full panik moduyla olabildiğince yüksek yüzdeli bir 2 yıldızı ulaşmaya çalışıyor. Bakamayacağım. Koruyucunun özelliği tamam. Belediye binasını indirdik. Abi %85 2 yıldız. Eğer alırsa üst turda. Alabilir mi sizce? Pek ihtimal vermiyorum. Çoklu cehennem kuleleri. 2 tane iyileştirmemiz var yalnız. Bir saniye ya. Neden olmasın ya? Klan krizi temizlendi. Impossible'u. Impossible'u hemşerim. Impossible'u. Zor. Maalesef. %50'yi alıyor ama %80'ine yaklaşmasını dahi mümkün görmüyorum açıkçası. Sinsi Goblinler devrede. Bir tane büyücüyle iksir toplayıcı indirmeye çalışacak. Yukarıda korkunç bir yüzde havuzu görüyorum. Çarçöp binalar. Ama maalesef olmayacak. %58, %59 ve %60 eğer şansı varsa olmadı. %59 2 yıldız. Canın sağ olsun Sever Radya. Diyorum ya kraliçeyi iki kara daha sağ taraftan bıraksaydın bambaşka bir hikaye, bambaşka bir dünya olacaktı arkadaşlar. Canın sağ olsun, eline emeğine sağlık diyoruz. Üst tura yükselen isim de Berat olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi yarı final başlasın. Pekala efendim, yarı finalin ilk eşleşmesi Mehmet Bey ile Ertuğrul Gazi arasında gerçekleşecek ve ilk saldırıyı Mehmet Bey yapacak. İzliyoruz efendim. Evet, roket balonlu, yine kraliçe yürüyüşlü roket balonlu, muhtemelen yine tomruk fırlatıcılı bir saldırı izleyeceğiz. Görelim bakalım, bol şans diyor. Şimdi halihazırda zeplin aktif edilmiş durumda ama onu değiştirebilir. Bir önceki saldırıda da öyle yapmıştı.
Kraliçeyi çoklu cehennem kulesine doğru yürütecek. Koridor temizliği yeterli mi? İnşallah şu iksir toplayıcı sıkıntı çıkartmaz. Ya çıkartmaz, direkt depoya doğru ilerler. Koruyucu başarılı abi. Klan karesi de çıkmış durumda. Şifacılar devrede gayet güzel gözüküyor. Açılışı başarılı görüyorum. Zehir büyüsünü kullanmakta birazcık erken mi davrandı diyecektim ve vazgeçtim. Tam zamanında kullanmış. Şampiyon için bir adet öfke büyüsü kullanıyoruz. Kelle avcısı da sahaya sürüldü. Mükemmel gözüküyor. Kraliçe çoklu kuleyi alacak. Kaya saçarı alacak. Patlatıcıyı hava savunmayı alacak. Mükemmel. Mükemmel. O hava savunması bizi birazcık üzecek ama oraya iki tane roket balon değer bence. Şifacılar birazdan menzile girecek ve zeplin kullanmayı tercih etti. He, neden? Sebebini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tomruk fırlatıcı değeri alamadı. Yani buradan tomruk fırlatıcı bıraksa çaprazdan direkt binaya gidecekti. Bir anlamı olmayacaktı. O yüzden zeplin kullanmak istedi ama iki kere patlatıcı vurdu abi. Böyle bir şey olamaz hemşerim. Görünmezlik ve öfke Blizzard mı? Evet, süper büyücüler var abi. Çok yaratıcı bir saldırı oldu. Evet, roket balonlara yeni bir nefes getirdi resmen. Ben bunu beklemiyordum. Büyülerine de dikkat etmedim açıkçası. Abi çok tatlı bir saldırı oluyor. Kraliçe hayatta, hala daha 12 tane roket balon ve kraliyet şampiyonu hali hazırda bekliyor. Üst taraftan şampiyonu, sağdan soldan da roket balonlarla savunmaları indirmeye devam ediyoruz. Kraliçe özelliğini kullandı. Bir tane dondurma büyüsü gider mi kraliçeyi hayatta tutmak için? Gerek yok. 2 tane şifacı işi yapıyor abi. Dondurmayı da kullandı, garanti olsun dedi. Şampiyonun özelliği duruyor. Roket balonlar bitti. Bir tane de dondurmamız var. En büyük tehdit rakip kraliçe abi. Ve kral kraliçeyi öldürdü. Sen ciddi olamazsın hemşerim. Kelle avcıyı dondurdu. 2 tane kelle avcısıyla rakip kraliçeyi indirecek. Şampiyon özelliğiyle beraber bu köyü tamamlayabilir mi? Abi galiba 3 yıldız geldi gibi ha. 45 saniye süremiz var. X'yi öldürür mü şampiyonu? Nokta hasarı veren bir şey kalmadı. Şampiyon hayatta kalacak, orası kesin. Dev bomba çıkmasaydı tabii. Büyücü kulesi. Büyücü kulesi. İnşaatçı kulübesi de varmış. Görmedim ben bunu. Abi inanamıyorum ya. Göründüğünden çok ama çok daha yakın bir saldırı oldu. Yapma be. Yapma be. Çok daha yakın arkadaşlar. Vallahi göründüğü kadar değil. Yani %85 gözüküyor şu anda ama %99 gibi bir şey yani bu. İnanın bana. Bir büyücü kulesi ve bir inşaatçı kulübesi ya. Kralı bir şekilde halledebilseydik, kraliçeyi hayatta tutabilseydik garanti 3. Ama benim saldırı çok hoşuma gitti. Mehmet Bey, ellerinize sağlık. %86 2 yıldız. Bakalım Ertuğrul Gazi'nin buna cevabı nasıl olacak? Pekala efendim. Sırada Ertuğrul Gazi'nin intikamı olacak. Benzer bir düzen. Abi tazı yine ters yöne gidiyor. Bu bugün gördüğüm ikinci tazı felaketi. Abi şu tazıyı nasıl... Ha, taraftaki hava savunmasında gitti. Abi zeplini kesinlikle kraliçe halterinin üstünde indirmeye çalışacaktı. Bugün tazı balon açısından hiç şanslı saldırılar olmuyor arkadaşlar. Gerçi rakip kraliçeyi indireceğiz. Bir tane daha görünmezlik kullanır mı? Kullanmayacak. Ki kullanmaması da bence mantıklı oldu. En kötü ihtimalle şampiyonda veya kraliçede daha kritik bir durumda kullanılabilir bir büyü. Şimdi klan kalesinin ağır hasarını, uzun menzilli hasarını bir adet okçuyla tanklamış oldu. Gayet mantıklı. Zehir büyüsünü yapıştırdık. Buz golemi, kral, bir tane kelle avcısı gider mi rakip kral için? Gerek yok, şampiyon hayatta çünkü muhtemelen. Rakip kraliyet şampiyonu hayatta, iki tane kelle avcısı önemli. Evet, kasırganın yerini biliyorduk. Düzenleri değiştirmiyor vatandaşlar. Ben ödüllü bir turnuvaya katılıyor olsam elimde en az 3-4 tane güzel düzen olurdu. Neden? Abi görüyoruz hepsini. Savunmaların yerleri belli. Klan kalesinden ne çıkacak biliyorsun. Tuzaklar desen önümüzde. Ben olsam değiştirirdim ama katılımcılarımız bugüne kadar öyle bir uğraşa girmek istemediler. Saygı duyuyorum. Evet, kraliçe belediye binasını aldı. Şampiyon özelliğiyle beraber kaya saçarı ayıklayacaktır. Hava savunmasını da alırsa güzel bir değer. Gayet güzel. Hava savunması da indi. Üst taraftan tazı balon saldırısına başlıyoruz. Sebebi iki tane kelle avcısıyla rakip kraliyet şampiyonunu indirmek tabii ki de. Abi. Hoşuma gitmiyor gördüğüm şey. Gördüğüm şey hiç hoşuma gitmiyor. İki tane hız, bir tane dondurmamız, 8 tane daha balonumuz var ama tazı balon için uygun, ideal bir koridor temizliği yapılmadı. L şeklini çok severler arkadaşlar. Şöyle bir L şekli olacak.
Hızlı balonlar için en ideal koridordur. O düzeni yakalayamadığımız için balonlar bir oraya bir buraya rüzgarda uçuşan yapraklar gibi savrulup ölecekler. İşte bundan bahsediyorum. Maalesef. Peki üst tura çıkmak için %88 alması lazım. %87'yi yakalayabilecek mi? Hiç sanmıyorum. Bu durumda üst tura yükselen isim öyle sanıyorum ki Mehmet Bey olacak arkadaşlar. Sanırım Mehmet üst tura yükselen isim olmuş olacak. Aynen öyle. Ellerine sağlık. Tazı birazcık daha sol taraftan bırakmalıydı. Belki Zeppelin şu bölmeye ulaşsaydı bina, tekli, klan kalesi, patlatıcı, rakip kraliçe bambaşka bir dünya olabilirdi. Artık bu cümleyi o kadar çok kullandım ki abi kendimden sıkılmaya başladım. Ama gerçek bu işte, yapacak bir şey yok. Üst tura yükselen isim moderatörümüzün onayına bakalım, Mehmet. Devam. Pekala efendim, yarı finalin ikinci ve son eşleşmesi Berat ile Samet arasında olacak ve ilk saldırıyı Berat yapacak. Kraliçe yürüyüşlü bir bamya saldırısı izleyeceğiz. Hibrit saldırısı izleyeceğiz. Evet, Zeppelin direkt kısa yoldan belediye binasına doğru gönderiyor. Kraliçeyi de yakın civarda yürüyüşe başlatırsa çok güzel olacak. Ama yetiler binayı... Hayır, hayır, alın alın. Oh. Abi yetimitler, yetimitler sayesinde belediye binası indi, şükürler olsun. Vallahi içim rahatladı ya. Yetilere seviye gelmeseydi kalıbımı basarım, o bina inmeyecekti abi. Hatırlıyorsunuz yetiler 4. seviyeyi yakın zamanda aldılar. Belediye binası 14'ün ilerleyen dönemlerinde. İşte görüyorsunuz değil mi? Askerler max olunca ne kadar büyük işler değişiyor arkadaşlar. Evet, kraliçe yürüyüşüyle Kaya Saçar'a doğru ilerleyeceğiz. Gördüğüm tabloda gayet başarılı. Aynen, süper duvar kırıcı başarılı. Kraliçe Kaya Saçar'ı her türlü alacaktır. Kraliyet şampiyonunu indirecektir. Bina indi. Zehirin etkisi geçti. Klan kalesi de temizlendiğine göre abi hibrite başlamaması için bir sebep görmüyorum. Ben olsam şuradan başlardım. Kartal topuna doğru direkt. Kraliçe şu bölmeyi temizleyince şu koridordan içeriye doğru. Abi süper. Süper. Eğer üçlenmezse oyunun hatasıdır abi. Yani tertemiz. Plan 10 numara. Gayet başarılı buluyorum. Tek sıkıntı kral... Hayır, kral oraya gitmemesi lazımdı ya. Kralın buradan yukarıya koridor temizliği yapması lazımdı. Onun haricinde her şey güzel gözüküyor. Kraliçeyi öldürecek miyiz? Öfke büyüsünü bir tık geç bıraktı o yüzden. Öfke büyüsü bir bakıma çöp oldu arkadaşlar. Şu anda öfke büyüsü 2 birim büyü eksik oynadığını söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Evet, bir iyileştirme alır mıyız? Ya da koruyucunun özelliği, dev bombalar patlıyor. Çoklu kule iş yaptı. Üst tarafta tekli cehennem ve koruyucu var. Kraliçeye dikkat etmezse kaybedebilir abi. Koruyucu vurmaya başladığı anda kraliçeyi kaybeder. Dikkat etmesi lazım. Dondur hemşerim. Dondur, dondur, dondur. Orayı de... Abi hem koruyucunun özelliğine bastın hem Kaya Saçar'ı dondurdun. Kaya Saçar'ı donduracağını şu koruyucuyu dondursaydın kraliçen hayatta kalırdı ve köyü üşlerdin ya. Hemşerim niye öyle ettin ya? Saldırı heyecanı işte. Aynen, saldırı heyecanı. Hala daha şansının olduğunu düşünüyorum abi. Tekli kuleyi dondurup şampiyonun özelliğiyle beraber koruyucuyu da al. Abi ben ne anlatıyorum? Köy üşlendi ya. Kralın özelliği hala daha duruyor. Tekliyi dondurması mantıklı ama koruyucu şampiyonu öldürecek. Hayır. Kralın özelliğini basmaktan başka bir çaresi yoktu. Tekli krala kilitlenseydi hiçbir şekilde müdahale edemeyecektik. Acı görüyorum abi ben şu anda. Ya düşün ki kraliçe ile şu klan kalesini ve koruyucuyu alsaydı. 3 abi işte. Bir dondurma büyüsü ya. Sadece bir tane dondurma büyüsü abi. Saldırının kaderini değiştirdi resmen. Muhteşem bir taktik, muhteşem bir strateji. Ufacık bir hata ve boşa giden bir savaş. Maalesef %92 gayet güzel bir yüzdeli 2 yıldız. Bakalım Samet'in buna karşılığı nasıl olacak? Pekala efendim, Berat'ın %92 miydi yanlış hatırlamıyorsam, evet. %92'lik yüzdeli savaşının ardından Samet Bey Berat'ın köyüne karşı bir kraliçe yürüyüşlü hibrit saldırısı deneyecek, evet. Samet diyor ki şu anda, sen misin bana hibrit yapan, dur diyor, sana hibrit nasıl yapılır öğreteyim. Bir bakalım nasıl bir saldırı stratejisi izleyecek. Hali hazırda zeplinimiz aktif edilmiş durumda. Kraliçe ile binaya mı gidecek? Kraliçe binaya gitmez abi. Aynen, o da bunun farkında ama duvar kırıcıyı erken bıraktın hemşerim. Okçu kulesini... Hadi abi, o duvar kırıcıyı oradan bırakmazsın. Abi duvar kırıcıyı tam şu iksir toplayıcını... Koruyucu havada... Eyvah! Samet!
Sen ciddi olamazsın hemşerim. Bu adam çok iyi oyuncu ya. Abi hibrit. Kraliçe yürüyüşü battı. Koruyucuyu kraliçenin ardından gönderiyoruz. Binaya zeplin, koruyucu havada. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Evet, full panik moduyla şu anda bütün tuşlara basarak bölüm geçmeye çalışıyor arkadaşlar. Unutmayın, bu yarı final saldırısı. Bu eşleşmeyi kazanan finale yükselecek abi. Ve %93 alması gerekiyor ki finale yükselen isim olsun. Klan Kalesi'ndeki buz golemlerine bir adet zehir. Koruyucunun özelliğiyle beraber hibriti öfkelendiriyoruz. Hem kral hem çokluk ile hem kraliçe o noktada o bakıma başarılı buluyorum ama yeterli olacak mı emin değilim. Şifacılardan bir tanesi hibrite döndü. Bir tane şifacı hibritte. Geriye kalan 4 şifacı şampiyonda. Abi bir şey söyleyeyim mi? Eğer şifacılar şampiyona döndüyse her şeye hazırlıklı olun. Her şeye hazırlıklı olun. Tekli Cehennem Kulesi'ni hibrit tanklıyor. Şampiyon tekliyi alacak. Abi üçlendi deme bana. Abi şifacıların hibrite dönmesi inanılmaz bir şans ya. Alan hasarı veren bir kaya saçar kaldı. Şampiyon özelliğini kullandı. Bir tane de görünmezlik büyümüz var. Abi köy üçlendi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. 57 saniye süremiz var. Görünmezlikle beraber kaya saçırı rahatlıkla alacak. Üstüne üstlük bir tane de dondurma var. Okçu kulesi ve topu dondurdu mu bu iş tamamdır abi. Samet! 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 Kimin ahını aldın hemşerim? Kim beddua etti sana? Abi yapabileceği her şeyi hatalı yapıp 3 yıldız alması peki? Evet şu anda oyun bile buna anlam veremedi, dönmeye başladı. Bir dakika dedi şu anda. Clash of Clans dedi. Bir dakika dedi. Bir dakika. Şu saldırıyı bir durduralım dedi. Bu işte bir terslik var. Dönüyoruz abi. Dönüyoruz. Yani oyun bile farkına vardı. Hayır dedi yani. Bu saldırı üçlenmemesi gerekiyordu. Bir sıkıntı var dedi yani. Bir bakalım, muhtemelen saldırı sonuçlanmıştır. Abi neden dönüyoruz? Benim internetimde mi bir sıkıntı var? Hayır. Saldırı da sonuçlanmış gözükmüyor. Bir çık geri yapalım bakalım. Tamam geldi. 3 geldi abi. Yani inanılır gibi değil. Samet gerçekten başarılı, tecrübeli bir oyuncu. Yaptığı saldırılardan bunu rahatlıkla anlayabiliyorum. Ama şu da bir gerçek. İnanılmaz hatalar yapıldı. İnanılmaz terslikler yaşandı. Ona rağmen köy üçlendi. Ve bunun en büyük sebebi, inanın bana, şampiyona giden şifacılardır arkadaşlar. Bunu da böyle söylüyorum. Ve final saldırılarına geçiyoruz. Pekala efendim, final eşleşmesi. Yüzdüler yüzdüler, kuyruğuna kadar geldiler. Mehmet ile Samet finale yükselen iki isim oluyor. Ve ilk saldırıyı Mehmet'ten izleyeceğiz. 15 tane roket balon. 3 tane öfke, 4 tane öfke. 1 adet görünmezlik, evet. Kraliçe yürüyüşlü bir roket balon saldırısı olacak. Benim tahminim kraliçeyi şuradan kaya saçara doğru gönderecek. Çoklu kuleyi de hedef alacak şekilde tomruk fırlatıcısı. Binaya kraliçeyle ulaşmaya çalışacak. Eğer başarabilirse çok tatlı olur, evet. Sol taraftan roket balonlarla kraliçenin yolunu açmaya çalışıyor. Aklın yolu bir hemşerim. Sağ taraftan 3 tane balon kullandı. Mantıklı. Muhtemelen kartal topuna kralı gönderir. Kraliçeyle burayı temizledikten sonra. Kraliçe de buradan içeri girer. Aynen. Abi okuyorum ya. Çaylak kan kırır. Çaylak kan kırır da bir yere kadar hemşerim. Artık okuyoruz oyunu ya. Evet, bir tane buz golemi gönderiyoruz. Şifacıları keşke biraz daha sağ menzilli bıraksaydı. Şimdi çok sol tarafta kalacaklar. Çirkin bir görüntü olacak ama neyse ki burada havaya vuran bir birim yok arkadaşlar. Evet. Koruyucuyu da kraliçe ile beraber gönderecek. Tamam. O da eyvallah. Onu da yeriz. Onu da anlarız. Bir tane daha süper duvar kırıcı kullanacak mı? Şimdi kullanacaktır muhtemelen. Kullanması lazım. Kraliçe geri... Abi kullanman lazımdı burada süper duvar kırıcı. Mehmet! Mehmet düşünce çok iyi ama hemşerim geç kaldın süper duvar kırıcıda. Abo! Şimdi tomruk fırlatıcı hasar yiyecek. Koruyucunun özelliğinin dışında kalacak. Sen o duvar kırıcıyı kullanacaktın Mehmet. Evet, atlatmayla beraber hatasını telafi etmeye çalışıyor ama kelimenin tam anlamıyla klan kalesini kuşatma makinesiyle beraber çöp etti arkadaşlar. İkinci atlatmamız yok, şimdi binayı nasıl alacak? Mehmet! Mehmet hemşerim niye öyle oldu ya? Halbuki elinde duvar kırıcı da var. Kullansaydın ya şurada, kraliçe devam etseydi içeriye.
Reliçe buradan binaya ulaşamıyor değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 karo var, binaya ulaşamıyor arkadaş. Tek bir cehennem kulesi kilitlendi. Sadece bir tane dondurmamız var. Of! 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 Hava bombaları! Güdümlü hava mayınları! Şifacıların canını okudu. Ah be Mehmet Bey ya! Tek yıldız abi. Sanırım Samet turnuvanın kazananı demiş Slayer. Abi hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Yani şunun final saldırısında böyle bir maç izleyeceğiniz aklınıza gelir miydi? Benim gelmezdi. Demek ki bir sonraki maçta da olabilir. Her şey olabilir yani. Ah be. Ama var ya hakikaten çok sinir bozucu abi. Küçücük küçücük ufacık bir hata ya. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer duvar kırıcıyı kullansaydı kraliçe bu tarafı hedef almadan içeriye doğru girecekti. İşte oyunu hakim olan izleyicilerim şu anda beni anlıyorlar ama illa ki yeni başlayanlar oluyor aramızda. Diyorlardır şimdi ya ne kadar abarttın, o kadar önemli mi bu dediğin. Hakikaten çok önemli. Duvar kırıcıyı atsaydı belki de 3 yıldız olacaktı. Şimdi tek yıldız. Binayı alır mı? Abi binayı alırsa var ya buz göleminin bir an önce patlaması lazım koruyucu ölmeden. Lütfen buz golemi patla. Patla 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 patla. Patla. Çatla da patla hemşerim. Tamam buz golemi patladı abi. Belediye binasını dondurdu. Unicorn ve şifacı binaya vuracak. Ama iskelet süre bitmiş. Ben ne anlatıyorum? Ben ne anlatıyorum hemşerim? Süre bitmiş. Ah be. Bir an ümitlendim abi iki yıldızı alır diye var ya. Evet Mehmet şu anda muhtemelen telefonu camdan aşağıya fırlattı. Gitti yatakta yatıyor abi. Uyumaya başlamıştır bile bence şimdi. Ellerine sağlık Mehmetciğim. Bakalım Samet'in karşılığı buna nasıl olacak? Pekala efendim. Final eşleşmesinin final saldırısı. Samet Mehmet'ten sadece ve sadece %52 yıldız alması gerekiyor. Bu sayede hem belediye binası 14 şampiyonu olmuş olacak hem de altın bileti kazanan isim olacak arkadaşlar. Evet görelim bakalım 2 tane bebek ejderimiz var. 15 tane sinsi goblin, 1 tane golem, 4 tane ejderha bincisi, 2 tane büyücü, 5 tane balon. Abi çok enteresan bir saldırı olacak. Evet sinsi goblinler belediye binasını indirecekler anladığım kadarıyla. Evet. Sol tarafta toplayıcı madenleri aldık. Kara iksir deposunu indiriyoruz. Görünmezlik büyüsünü kullanacak mı? Muhtemelen. Kasırga tuzağı da aktif oldu. Şimdi sabırla binayı indirmeye çalışacak. Saat 9 köşesinden koruyucu yürüyüşü yapıyor. 2 tane şifacımız var abi. Sadece 2. Kelle avcısı koruyucuya gidiyor. Hemşerim oraya müdahale. Oraya müdahale. Oraya müdahale. Hayır farkında değil. Abi farkında değil. Lan ne oluyor? Sıfır minyonları zehir, sinsi goblinler binayı indirmedi. Bu sefer de binanın farkında değil hemşerim. Canını toplamadan binanın hemen sinsi goblinleri göndermen lazım. Lütfen. Abi heyecan yapalım diye mi böyle yapıyorsunuz final eşleşmesinde? Bunlar tecrübeli oyuncular ya. Abi binanın canını geri götürdüler. Farkında değil binadan. Şu anda hero'lara odaklı oynuyor. Görmüyor aşağı tarafı. Birisi şuna mesaj atsın abi. Samet'e mesaj atın. Bak şimdi gördü sinsi. Yapma be kardeşim. Ya Allah aşkına yapma bunu bana ya. Yapma bana bunu ya. Ya abi sen bilerek mi yapıyor ya? Vallahi çıldıracağım. Sanki rakibine bir centilmenlik yapıp bilerek ona yarasalar binayı. Abi. Kraliçe de öldü. Koruyucu binayı bir tane vurup. Oy %45 iki. Abi vallahi benim nutkum tutuldu. Abi ben söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. %49 %50. Yani var ya Sametçim. Daha önceden yaptığın saldırıları görmesem diyeceğim ki bu adam oynamayı bilmiyor. yok gerçekten. Hem Samet hem de Mehmet turnuva boyunca çok güzel savaşlar yaptılar arkadaşlar. Ama finalde yani nasıl oldu ne oldu ben anlamadım. Acayip bir şeyler oldu abi. Ben normalde kendi videolarımı izlemem ama bunu oturacağım izleyeceğim ya. Vallahi oturacağım izleyeceğim ben bunu ya. Çok enteresandı hakikaten. Güzel düşünceydi. Önce koruyucuya giden kelle avcısını görmedi. Orada şansı yaver gitti. Koruyucu kelle avcısını indirdi. Sonra binaya sinsi goblinleri gönderdi ama bu sefer de binanın inmediğini görmedi. Hero'lara odaklandı. Sinsi goblinleri tekrar gönderdi. Binayı alamadı. Şampiyonu gönderdi. Özelliğiyle beraber binaya inmedi. Abi. Ben kafayı yiyeceğim. Kafayı yemeden ben bu videoyu bitiriyorum abi.
Taze kafayla bakmak lazım. Sonuç itibariyle kazanan isim Samet olmuş oluyor arkadaşlar. Hem Belediye Binası 14 turnuvasının şampiyonu hem de aynı zamanda altın biletin sahibi olmuş olacak. Turnuvalarımız devam edecek. Açıklamalar kısmında canlı yayın linkimize tıklayarak ücretsiz bir şekilde hesap açıp takip edebilirsiniz. Bildirimleri çoğu zaman oradan atıyoruz. Diyelim ve yavaştan videonun da sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.